Geçtiğimiz sezon taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk. Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinden sonra forvet arayışlarını hızlandıran Kanarya Avrupa'da da gündem oldu. İşte Fenerbahçe'nin gündem olmasına sebep olan 16 isim ve transfer detayları. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe yıldız futbolcusu Vedat Muriç'in ayrılığını duyurmuş ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre Lazio Fenerbahçe'ye Muriç'in bonservisi için 17,5 milyon euro ve bonus olarak da 2,5 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da %5'lik pay maddesi bulunmakta. Ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i Lazio'ya vermesinden sonra yaptığı forvet arayışı Avrupa'da da gündem olmuş durumda. Fenerbahçe'yi yazıyorlar. Geçtiğimiz sezonun son haftalarından itibaren adı İtalya'nın Lazio takımıyla anılmaya başlayan Vedat Muriç'in yerine transfer edilmesi beklenen golcü için süre uzadıkça adı geçen futbolcuların sayısı da arttı. Bugüne kadar bir forma için tam 16 futbolcunun adı telaffuz edilirken yöneticiler de Emre Belezoğlu da ser verip sır vermemeye özen göstermekte. Fenerbahçe'nin aradığı santrafor sadece Türk basınını değil, başta İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa olmak üzere birçok Avrupa basınını da aylardır meşgul ediyor. Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuların ülkeleri, oynadıkları kulüplerin ülkeleri ve bu transfer söylentilerini haberleştirip futbol severlere duyururken yılan hikayesine dönen transferin artık sonuna gelindiği ve bu hafta içerisinde noktalanacağı tahmin ediliyor. İşte Fenerbahçe'ye transferi konuşulan 16 futbolcu. Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı Envana Samatta'nın kiralık olarak sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenildi. 27 yaşında 1.83 boyundaki Samatta'nın transferinin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin anlaştığı ilk ismin Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencisi Papis Sisse olduğu iddia ediliyor. Sarı lacivertlilerin gelecek tepkilere göğüs germek için Samatta, Okaka veya Dine gibi daha popüler bir isim açıkladıktan sonra Sisse'yi duyuracakları söyleniyor. Sisse ile 1+1 yıllık sözleşme yapılacağı, Senegalli golcüye de yılda 1,5 milyon euro ödeneceği ise gelen bilgiler arasında. Troy Dine 32 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmasının gündemde olduğu İngiliz basınında yer almakta. Öte yandan Fenerbahçe hala Dine için kulübü Watford'a resmi teklifini iletmiş değil. Deneyimli golcü için West Bromwich Albion, Tottenham ve Burnley gibi Premier Lig kulüpleri de devrede. Porto kulübü Zé Luís için bir anda fikir değiştirdi. Şöyle ki, Portekiz ekibi başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kiralama teklifine sıcak bakmış fakat Arap kulüplerinin de yıldız oyuncu için devreye girmesi sonrasında direkt bonservis bedeli istemişti. Zé Luís ise Kanarya'ya gelmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Fenerbahçe'nin bu transfer opsiyonundaki yeni hamlesi merakla bekleniyor. Sarı lacivertlilerin Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştığı haberi İtalya basınında yer almış durumda. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı lacivertlilerin bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gol bölgesi için flash bir ismi gündemine almış durumda. Sarı lacivertliler Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli yıldız Bastosti için devreye girdi. Alman ekibiyle masaya oturacak olan sarı lacivertliler Bastosti'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki golcü oyuncu Sporting'deki başarılı dönemin sonrası Frankfurt'un yolunu tuttu. Ancak Bundesliga'da beklediği şansı bulamadı. Vedat Muriç'in yerine düşünülen forvet adaylarından biri olan Kevin Gamero için Fenerbahçe teklifini hazırladı. Fransız golcüye senelik 2,5 milyon euro önerildi. Ekonomik anlamda zor durumda olan kulübü Valencia ise bonservis bedeli olarak 1,5 milyon euro talep etti. Gelişmelerin ne şekilde olacağı önümüzdeki 1-2 gün içinde netlik kazanacak. İngiliz basını sarı lacivertli takımın Bristol City'de forma giyen Famara Diedo için devrede olduğunu aktardı. Bristol Live sitesinde yer alan habere göre 27 yaşındaki forvet için resmi teklif yapılmış durumda. Senegalli Diedo geçen sezon 44 resmi maçta 14 gol kaydetti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Famara Diedo'nun piyasa değeri ise 5,5 milyon euro.
Football Insider sitesi sarı lacivertli takımın Beşiktaş'la birlikte Watford'da bekleneni veremeyen Danny Welbeck için kiralama teklifi yaptığını duyurdu. 29 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Watford'da 20 maçta 2 gol ve 1 asist üretebildi. Site, Welbeck'in geçen yaz bonservis bedeli olmadan geldiği Watford'dan ayrılmasının beklendiğini ve en ilgili takımların da Türk ekipleri olduğunu kaydetti. Fransa'dan L'Equipe gazetesi Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting'le ilgilendiğini ve transferde önemli adımlar attığını belirtti. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvet şu anda boşta bulunuyor. Paris Saint-Germain kadro rotasyonunda yer alması adına Moting'le görüşmelere başlamış durumda. Fenerbahçe'nin de bu transfer konusunda hamle yapması bekleniyor. Yepyeni bir kadro kuran ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine gelecek olan forvet konusunda da bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic'le anlaşma zemini arıyor. Hatta gelen bilgiye göre Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile bir görüşme yapmak için İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Kalinic transferinde Fenerbahçe'nin büyük ilerleme kaydettiği de iddia ediliyor. Geçen sezonu Roma'da geçiren 32 yaşındaki forvet 19 maçta 5 gol 23 asistlik performans sergilemişti. Bazılarını kulüp veya futbolcuların kendisi yalanlasa da uzun süre sarı lacivertli takımla adı geçen futbolcular da yer almakta. Transferde her şey olabilir. Sıcaklığını koruyan diğer isimlerse şu şekilde. Diego Costa. Diego Perotti. Eren Zahavi. Mario Mandzukic. Ve Edinson Cavani. Siz Fenerbahçe'nin forvetinin kim olmasını isterdiniz? Yorumlarda yazmanızı bekliyor olacağız. Hoşça kalın.